Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mini bir 2022 Hasibez Life yılı turu attıracağım. 2023 hedeflerimden bahsedeceğim ve bu yıl kullanacağım ajandamdan bahsedeceğim ve göstereceğim ayrıca. Arkadaşlar, bu yıl nasıl bir yıldı öyle? Önce ondan bahsedelim. 2022'nin ilk haftası. Ben doğum günüme girerken dilek diledim ve dedim ki önce sağlık, gerisi gelir dedim. Bir hafta sonra korona aldım. Hayat bana gülümsedi ve dedi ki sen dilek dileme. Öncelikle koronamızı olduk. Çok şükür vurayım tahtaya. Gerçekten çok ağır bir korona dönemi geçirmedim. Gerçekten kapalı olduğumuz dönemde çok iyi beslenirdim ve C vitamini falan olsun alırdım sürekli diye. Beni aşırı derecede etkilemedi. Ama Leyla'yı falan çok etkiledi. Doğukan 3-4 gün falan yataktan kalkamadı. Gerçekten çok kötü olanlar da vardı. Şükür bu dönemi atlattık yani. Gerçekten en az zarardan hatta atlattık. Hatta hiç zarar bile almadık diyebilirim. Çaycık, kahvecik. Kendimizi sıcak tutmayla atlattık, evimizde geçirdik. 2022 bu şekilde açılışını yaptı bize. Şubat ayında Doğu Ekspresi'ne gidecektik annemle. Bir gün kala uçağa Rasiha'ya mesaj gelir ve Rasiha korona olur. Yani korona olduğu yazar, pozitifti. Biz de dedik iptal ettirelim, gitmeyelim madem kız bu halde yani falan. Tur şirketi der ki sadece onunkunu iptal edebilirik. Yani biz sizinkini de iptal ederek ama onunkunu geri öderek sizinkileri ödemek bilin yani. Tam da bu anda Leyla'cığıma çok teşekkür ederim ki gerçekten 24 saat içerisinde, hatta 24 saat içerisinde daha az bir sürede Leyla hazırlandı ve benimle Kars'a geldi arkadaşlar. Doğu Ekspresi turuna. Aşkım seni çok öpüyorum. Sana çok teşekkür ederim. Sen gerçekten gerçek bir arkadaşsın. Böyle bir maceraya atıldık arkadaşlar. Oradan geldikten sonra bir ay içerisinde ben hayatımda ilk defa 70 kiloyu gördüm. Yani 70 kiloyu hayatımda ilk defa gördüm. Ve gerçekten kötü bir dönemden geçirdim. Yani kötü hissederdim kendimi. Huzursuz hissederdim, mutsuz hissederdim. Tam da o dönemlerde çok yakın birkaç arkadaşımla arama ciddi derecede mesafe koydum. Hani doğru bir karar mıydı diye kendimi sorguladım zaman zaman. Ve doğru bir karar olduğunu anladım zaman geçtikten sonra. Böyle Haziran başlarıydı. Bir Rasiha'yla Ürdün yaptık. Çok güzeldi. Muhteşem bir geziydi. Gerçekten muhteşemdi. Böyle bir gün çok lüks bir otelde kalıp ertesi gün çöl hayatını deneyimlemek, ne bileyim o şeyin, Petra'nın girişi mesela, o girişi, o şu yürürsünüz. Yani aklımı böyle çıldıracak gibi olurum, böyle hali de aklıma o şu gelir. Vadiram'daki o safari, çok korktuydum bu arada. Gerçekten devrilecek falan zannettiydim ama çok şükür sağ salim geldik evimize. Çok güzeldi. Yani galibimi o şehirde bıraktım. Muhteşemdi. Yani muhteşemdi. Böyle bir uçtan bir uca bütün ülkeyi gezdik. Her bir köşesi ayrı güzeldi. Zaten yediğimiz yemeklerden falan bahsetmiyorum. Çünkü yemek kültürü çok değişik ve çok güzeldi. Yani bize çok yakındı ama gerçekten çok güzeldi. Bir de orada kilo aldım ben bu arada. Oradan geldikten sonra burada spora başladım. Çünkü baktım ki artık önünü alamıyorum bazı şeylerin. Dedim ki hasibe olacak gibi değil, sen spora başla kızım. Ardından 2 ay falan sonraydı zannedersem, ya Eylül başıydı ya Ekim başı, tam emin değilim şu an. Annemle artık dedik ki yeter, hepimiz korona olduk, bir yurt dışı yapalım ve Çekya'ya gittik. Çekya'da ilk durağımız Prag'dı.
kelime bulamıyorum söyleyeme. Muhteşem, ötesi bir yerdi. Her bir köşesine hayran kaldım. Yani dönüp dolaşıp o binaları izlemek, ne bileyim, o yapı, o düzen, insanlardaki o cana yakınlık diyeyim size. Yani muhteşemdi. Onun dışında biz Prag dışında diğer şehirlere de gitme imkanı bulduk. Yani elimizden geldiğince bayağı gezdik. Kadıncık bana bir tane harita verdi. Harita Almanca ama sıkıntı yoktu. Bir şekilde yolumuzu bulduk yani. Bu arada burada anneme minik bir sitem etmek isterim ki neymiş anneciğim, demek ki kızlarına güvenip de kızlarının yurt dışına çıkabilirmişsin. Bak gayet güzel eğlendik yani. Bunu söylemek istedim canım anam. Seni öptüm. Onun dışında ne oldu? Gerçekten Prag muhteşemdi. Prag'a benim bir kez daha yolum düşecek. Kesinlikle gideceğim oraya. Yani zaten siz de gidin. Siz de gidin, muhteşem bir yerdi. Sadece tek sıkıntımız, annem biraz aç kaldı orada. Vallahi orada biraz bir de yani hamburger yemekten kadının canı ciğeri ezildi. Ama çok güzel şeyleri vardı Pıra. Çok güzeldi. Arkadaşlar bu yıl ben kaybettim, kazandım, güldüm, ağladım, sevdim, sevildim. Yanıldım. Yanıldığım dönemlerim çok oldu hatta. Yanıldım. Ama günün sonunda ben bu yıl çok şey öğrendim. Gerçekten hayatımdan çıkması gereken insanların çıkmaları gerektiğini, onları tutmam için gereğinden fazla efor sarf etmemem gerektiğini öğrendim. Bir evrenin bir düzeni olduğunu ve bitmesi gereken şeylerin ben istemesem de doğal evrende benim isteğim dışında biteceğini kabullendim. Çok zor bir yıldı. Yani çok güzel bir yıldı. 2022 muhteşem bir yıldı ama çok zor bir yıldı arkadaşlar. Beni çok güldürttü, çok ağlattı, zaman zaman bana şakalar yaptı, beni yokladı. 22 böyle bir yıldı. Çok şey öğrendim dediğim gibi ve bu öğrendiklerim, bir de küçük ayacımla çekeyim ve bu öğrendiklerimle birlikte 2023 yılımın hedeflerini biraz daha genişlettim. Yani kısa süreli hedefler koymadım artık kendime. Daha geniş vadeye yayarak, uzun vadeye yayarak, daha da genişleterek hedefler koydum kendime. Onun dışında tabii ki kısa süreli de hedeflerim var ama bu yapılabilecek şeyler bunlar. Zorlanacağım, yani zorlanacağımdan kastım beni psikolojikman yıpratacak hedefler üzerinden kesinlikle gitmedim. Daha hayatımda başlayıp da bitirmem gereken şeyler üzerine yoğunlaşmam gerektiğini hissettim. Zaten yarım kalan şeyleri sevmem. O yüzden bazı şeylere 2023'te bence artık nokta koyup 2024'de çok çok daha farklı bir statüde, farklı bir kişilik olarak girmeyi düşünüyorum. 2023'teki hedeflerimden bir tanesi, ben ikinci üniversite okurdum. Onu artık bir bitireyim. Yani onu bir temizleyelim oradan. Bu benim hedeflerimden bir tanesiydi. Bir diğeri aktif spor yaşamına dönmek isterim. Yani bundan kastım şu an yaptığım spor değil de daha böyle grup sporları. Mesela bu voleybol olabilir. Voleybol oynamayı çok özledim. Voleybol olursa süper olur hatta. Bunun için de minik bir araştırmaya gireceğim. Onun dışında 2 yıldır yapmaya çalıştığım bir clothing challenge var. Bunun için aslında ben ilk adımımı bu yıl attım arkadaşlar. Ve spora başladım bir hoca eşliğinde.
Hocayla da aslında bu durumu paylaştım ve fark ettim ki yoga yaparken de ayrıyeten fark ettim. Bel kısmımda ve sırt kısmımdaki kasların benim biraz daha güçlenmesi gerekir. Bunun için ben bir adım attım. Bu olayı birazcık daha tamamladıktan sonra daha zamanı var. Hemen ardına bu Chloe Ting Challenge'ı çekeceğim. Yani bunu kesinlikle isterim, yapacağım bunu. Çünkü 2 yıldır yapmak isterim. 2 yıldır bir şeyler olur, ya sakatlanırım, ya bir şeyler olur. O yüzden şimdi daha böyle nasıl diyeyim, daha böyle kendimi güçlendirip daha bilinçli şekilde bunu yapmak isterim. Onun dışında benim bildiğiniz gibi korona dönemine denk düşen bir master olayım vardı. Bu master'ı için bir adım atmak isterim. Hatta çok iyi olur bunu yaparsam bu yıl. Bu yılın ilk yarısında bunu yaparsam süper olur. Olursa olur, olmasa bir sonraki seneye aksayabilir, sıkıntı değil. Çünkü kendime aşırı derecede yüklemek istemem açıkçası. En son ve en güzel hedeflerimden bir tanesi daha, bu yıl yaz mevsimini yaşayan bir ülkede arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir tatil yapmak isterim. Bu dileğim, aynı zamanda hedefimi gerçekleştireceğimize de çok inanırım. Gençler, size güveniyorum. Bu size bir motive videosudur, bunu bilin. Size güveniyorum, yüzümü kara çıkartmayın. 2023 hedeflerim bence gayet, yani gözle görülebilir, elle tutulabilir güzel hedefler. Uzun vadeye yayılabilir hedefler. Yapılabilir mi? %100 yapılabilir. Buna ilaveten bir hedefcim daha var ama bunu söylemeyeceğim şu an. Bunu eğer yaparsam da olur, gerçekten böyle layıkıyla yaparım bu hedefi, o zaman size açıklarım. Güzel bir şey aslında ama söylemeyeceğim. Yaptıktan sonra söyleyeceğim. Sonra beceriksiz dersiniz. Bana ne? Söylemem. Şimdi size 2023'te kullanacağım ajandamı göstereceğim. Şöyle tatlı bir ajandamız var. Ajandamız konuşan ajanda arkadaşlar. İçinde böyle stickerlar var ve süresiz. Süreli olmasını kesinlikle tercih ederdim. Yani ben yazmaktansa süreli bir ajanda olmasını tercih ederdim. Çünkü bu yıl kullandığım ajanda böyle bir ajandaydı ve çok işime yaradıydı. Böyle tatlı tatlı stickerlar var. Böyle işte toplantı var, parti yazan böyle çok çılgın stickerlar var aslında. Şey var, hevesim kaçtı zaten falan. Çok hoş bence. Yani motive edici bir şey. En çok da beğendiğimden bir tanesi bu. Ben aslında yokum. Çok güzel değil. Böyle bu ajandanın başında böyle spor programı ve bütçe planı var. Bu kesinlikle benim kullanacağım şey. Bana göre ay ay ayırmış, yani tarih yazmasa da ay ay ayırdı ve her ayın başında da motive edici bir yazı var. Gülmek diyor. Sana çok yakışıyor. Teşekkürler ederim tatlım. Yine burada hedefini belirle. Bir dakika daha yakınlaştırayım. Hedefini belirle ve zinciri kırma olayımız var. Bu da bizim için önemli ve güzel. Çok güzel değil. Bence çok güzel. Son tarafından biraz da bahsedeceğim. Çünkü benim için en güzel yerlerden bir tanesi tam olarak burası. Seyahat planlayıcı. Muhteşem bence. Benim en çok kullanabileceğim alan budur. Yine sonunda yıllık izlediğin diziler, filmler, müzikler ayrıyeten ve kitaplar, okuduğun kitaplar var. Bu alanda çok güzel. Benim kullanabileceğim alanlar bunlar. İçini zaten size gösterdim. Her ayın sonunda veya başında hedeflerin, yapılacaklar ve notlar olan yerler var. Diğer ajandama, yani bu yıl kullandığım ajandamla biraz kıyaslayacak olursak, benim bu yıl kullandığım ajandamı zaten
böyle göstereyim. Harry Potter ajandamı. Her ayın başında müzikler, kitaplar falan her ayın başında vardı. Bundakında hepsini tek bir yerde toplamış olacağım. Hepsini tek bir yerde göreceğim. O yüzden biraz daha avantaj. Bütçe planlayıcı, su ve spor planlayıcısı yoktu bunda. Bunda olmaz. Diğerin şu an kullanacağım da olması gerçekten çok güzel. Bence gayet kullanışlı bir ajanda. Size de almanızı tavsiye ederim böyle bir şeyi. En azından yoğun geçen bir temponuz varsa kesinlikle sizi rahatlatacaktır. Bir farklısını Leyla'ya hediye olarak aldım. Her şeyi unuttuğu için. Aşkım hepimiz, birimiz, birimiz hepimiz için. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2022 yılı dediğim gibi bana çok şey kattı ve benden çok şey götürdü. 2023'te her şey çok çok daha güzel olsun. Hedeflerinizin tutacağı bir yıl olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.